Hepsinin başından kesmek için çevreyi, civarı, ülkeyi, coğrafyayı, haritayı, o harita üzerinde yaşayan insanların kimliklerini, etnik yapılarını, dini yapılarını herkesten çok iyi bilmek lazım. Herkesten çok bilmek lazım. Komşularımızı teker teker tanımamız lazım. Komşularımız kim? Teker. Yani bu konularda çok büyük eksiğimiz var. Apartmanda olabilirsiniz, bir mahallede olabilirsiniz, şurada bulunduğumuz gibi blok binalarda, bloklarda 40 daire, 50 daire, 60 daire bloklarda. Ama Müslümanın çevresini hangi komşumuz Alevi, hangi komşumuz Ermeni, hangi komşumuz kim, memleketi idare eden insan ne, Mason mu, Müslüman mı, ateist mi, sosyalist mi, kafir mi, mümin mi, belediye başkanı namuslu mu, namussuz mu? Herkesten çok kimin bilmesi lazım? Müslümanların mesela. Ben ayetin manasını söylüyorum. Çünkü biz şahit, Allah bu kelimeyi buraya Allah, şühedâ kelimesini buraya koyan Allah'tır, ben koymadım. Manası nedir? Herkesten çok olayları ve insanları tanıyan demek, şahit. Bu kelime buradayken böyle konuşmaktan misalimiz yoktur. Ne olur tanırsak? Tanırsak, onlarla münasebetlerimizi ona göre ayarlarız. Onun için tanışmadan evvel İslam'da selamlaşma, selamlaşır selamlaşmaz ilk hareket nedir İslam'da? Tanışmadır. Esselamu aleyküm dedikten sonra birinci vazife bir toplulukta, birinci vazife nedir? Herkesin birbiriyle siz söyleyin, tanışmasıdır. Tanışmadan konuşmak yoktur. Tanışmadan, tanıtmadan konuşmak yok. Telefonda da böyle olacak, evde de, toplantıda da, salonda, sarayda, sokakta. Usul çok önemlidir. Adam benim başıma çok geliyor. Adam telefon açıyor, Esselamu aleyküm diyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Hocam diyor işte, falan gün neredesiniz? Başlıyor konuşmaya. Esselamu aleyküm diyor, hocam çocuklar nasıl? Diyorum ki yavrum evvela kendini bir tanıt. Sen kimsin? Çoluğumu çocuğumu soracak kadar bir adamsan evvela usulü yani sen efendim ben falan onu falanım. Bir tanıt yani. Falan yerden arıyorum. Yani düşün ki halkımızın cemaatinin %90'ı telefon etmeyi bilmiyor. Niye? Adab-ı muaşeret dediğimizden sosyal yönümüz zayıf. Temas nasıl kurulur? Telefon nasıl açılır? Nasıl konuşulur? Mesele nasıl sorulur? Toplumda nasıl oturulur? Nasıl konuşulur? Mevzu nasıl başlatılır? Çok mühim. Yani o kadar kusurumuz, eksiğimiz var ki nereden başlasak sapır sapır dökülüyoruz. Tanışmak. Çünkü tanıdığınız zaman o çevrede, o cemaat arasında herkesi tanırsanız konuşmanızı ona göre ayarlarsınız. Freninizi ona göre fren yapar. Yani şimdi yolun kaygan olduğunu bilmeden fren yapan adam ne yapar? Çarpar diye. Yolu tanımak lazım. Efendim kaygan yol mu, hani yeni yağmur yağıyor da şöyle yol iyice yağlanmış salata gibi oluyor yol. Çiselemiş yağmur, o dikkat edeceksin, çok tehlikeli bir durum, zemindir o. Dokunur dokunmaz frene araba dört döner. Yolu tanımak, çevreyi tanımak, yağmuru tanımak, arabayı, yani iyi, kazasız belasız bir yere gitmek için yolu ne kadar tanımanın önemi ortaya çıkmıyor mu? Her şey böyledir yani. Bütün mesele geliyor, toplumda insanların vesair toplumu teşkil eden unsurların tanınmasına, tanıdıktan sonra da bunlarla temas kurmaya geliyor. Bakın şimdi Alevi